Hero Content'imizi yaptık. Sadece şunu merak ettim. Şu Hero Content'i acaba Background Dark yerine Secondary yapsak? Evet. Böyle daha hoş gözüktü. Çünkü Dark'ı bir altta kullanmak istedim nedense. O zaman hemen devam edelim. Hatta ben yine buradan devam edeyim. Burayı dark değil de secondary yapayım. Ve ikinci bir row daha olacak. Bu ikinci rowda yani ikinci bölümün içerisinde de bg dark kullanacağım bu sefer. Ve burada da colt 3 6 çarpı 2 olacak. Neden böyle yaptık? Çünkü aslında bir görselimiz var. Hemen yanında da hakkımızda değil bir yazı var. Peki hemen buradan bir görsel alayım. Hemen şuradaki görsellerden bir tanesini kopyalayayım. Daha sonra zaten değiştiririz. Birinci kısma geldim. İmaj dedim. Ve W 100 diye bir klas ekledim. Yani şunu unutmayın. İmaj nokta W 100 diye yaparsanız o zaman hemen klasını da oluşturabiliriz. Süper. Peki görsel ne olsun? Görselde 249 diye bir görsel olsun. Bakalım var mı? Varmış. 400 değil de 600'e 400 yapayım. Hem de çok fazla yer kaplamasın. 600'e 400 oldu. Ama sol taraftan sağ taraftan bir boşluk var. Keşke bunu da yok edebilsek. Bir deneyelim. metre s 0 dedim. margin start 0. Peki padding start 0 dedim. Ve yok ettik. Harika. Evet, bunu yok ettikten sonra diğer kısma geçelim. Burada heading 1 var ve heading 1'in içerisinde de hakkımızda diye yazsın. Hakkımızda. Niye bu kadar uğraştıysam. Pass çarp 3. Ondan sonra lorem 10 olsun her birisinde de. Peki yazımızda yazdık ama yazımız gözükmüyor. Bu yazıların tamamı da bu bölümün tamamında yazılar varsa hemen dark deyip text light diyebiliriz. Böylelikle tekstin bu şekilde olacağını belirtebiliriz. Ama sanki bir sıkıntı varmış gibi hissediyorum. Sıkıntı da şu arkadaşlar. Buradaki yazı tam ortalanmış değil. Yani yukarıda. Bunu da engellemek için biraz Bootstrap'in flex özelliklerine bakmamız gerekecek. Can Batron Examples'dan çıkalım. Ondan sonra dokümantasyonu geçelim. Ve flex diyelim. Flex davranışlarını enable etmek için belli yerlerde enable edip duruma bakabiliriz. Peki ilk önce Deflex Justify Center yani buradaki bütün her şeyin nerede? Tabii ki bu kolonda her şeyin Deflex olmasını istiyorum ve Justify Center olsun yani ortalansın. Hmm. Peki devam edelim. Birazdan sonumuzu çözeceğiz büyük ihtimalle. Yine geldik. Center yaptık. Ondan sonra bir de align kısmında center yapalım. Yani bunlar da ortalansın. Align center dedik. Bütün elemanlar da Sentra aynı olsun. Peki şuraya geldik. Yapıştırdık. Bunu yapıştırdıktan sonra da bütün hepsi geldi. Ama ilk kısım burası bir divin içerisinde olacak. İkinci kısımda burası da bir divin içerisinde olacak. Bunu yine şöyle yapalım buradaki hakkımızdanın ve paragrafların tamamını bir divin içerisine alalım. Ve text center diyelim buna. Ve dedikten sonra da kesip tamamını da böylelikle tek bir flex yapısının içerisine almış olalım. Evet. Her şey geldi. Süper. Bu H1 değil de H2 olsun. Biraz sanki kötü gözüküyormuş gibi hissedebilirsiniz ama kötü gözüküyor gibi gözükmesinin tek bir sebebi var. Ekranın sol tarafındaki hemen kod editörünü kullanıyor olmam. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafa geçtikten sonra da hemen bütün her şeyi alalım. Ve yapıştıralım. Kaydettim. Kaydettikten sonra tekrar baktığımız zaman harika. Görselimiz biraz büyük olmuş. Bu görseli de biraz küçültelim. Görselimiz 600'e 400 değil de 600'e 250 olsun. 600'e 250 olunca daha güzel bir şekilde gözükecektir. Tam bu bilginiz altında da bir artık boşluk olması lazım. Buradaki container float kısmının hemen sonuna şey verelim. Margin batım 5 verelim veyahut da 4 verelim. Böylelikle şurada bir nefes boşluğu olsun. Çünkü birazdan diğer bilgileri devam edeceğiz. Burada neden yapmama gerek kalmadı? Çünkü zaten yukarıdan ve aşağıdan boşluk vardı. Sol tarafta görselimiz var. Sağ tarafta yazımız var. Buradaki yazının daha da büyük olmasını istiyor olabilirim. O zaman display özelliklerini kullanabilirim ne diyelim hmm, tipografi diyelim. Tipografiye geldikten sonra sanki burada display özellikleri vardı. Ve display 1 deyip aslında buradaki class bilgisini değiştirecek olursak daha güzel bir şekilde gözükecektir. Evet. Hakkımızda ise gayet büyük bir şekilde gözüktü. Buradaki Django yazısını da o zaman düzeltelim. Display 1 diyelim buraya da. Evet. Sanki o zaman bunun da display 2 olması daha makul olacaktır. Display 2 olarak düzelttim. Tamamdır. Bu kısmı da bitirdik. Hero content'imiz bitti. Hakkımızda kısmı da bitmiş oldu. O zaman şöyle yapalım. Buradaki hero content'in ve hero content'i şöyle keseyim. Ve hero content aslında buradaydı. Hero content nerede bitti? Hero content aslında burada bitti. Daha sonra about us kısmı vardı. About us kısmı da burada başladı ve ebatas kısmında burada da bitti. Süper. Neyin nerede başladığını ve nerede bittiğini artık çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. O zaman projeler kısmına bir sonraki videoda devam edelim arkadaşlar.